Denizli Sarayköy Umut Termal tesislerinde koruma alanı etüt raporu bünyesinde test yapmaya devam ediyoruz ve test aşaması şu anda kuyular arası etkileşim girişim testindeyiz. Girişim testi yapmak için kuyulardan bir tanesini üretime aldık. Şu an için bir tanesini. Bu sıra değişik steplerde değişecek. Şu anda gördüğünüz mevcut kuyuda 112 derecelik üretim ve şu andaki debi yaklaşık 17-18 litre saniyede. Normalde dünkü ilk sebimizde şu aşağıdaki beyaz borudan üretimi vermiştik ama beyaz borunun ve separatörün biraz kabuklaşma nedeniyle tıkanmasından dolayı şu yukarıdaki taliye ve aşağıdaki su kulvanasını da açmak zorunda kaldık. Ve zaten sabah açtık, şu karşıyı şu anda neredeyse aşağı indirmiş durumda. Debi ileride kanaldan sabahtan ölçüyorum. Birazcık tesisten bahsetmek istiyorum. Tesis yani gördüğüm termal tesisler içerisinde en iyileri arasına girebilir. Aşağıda akvapark var gördüğünüz üzere. Bir tane termal gölü var. O göle tabii ki girilmiyor. Ama termal havuzları, termale girmek isteyen arkadaşlar açısından gayet fazla var. Ve zaten çok sıcak. Biz termal tesise göre 112 derece zaten işinin ehlini bilen kişiler tarafından biliniyordur. 40 derece üzeri, 40 derece bile insan için fazla. Yani zararlı. Yakar yani insan. Onun için burada da zaten yukarıdaki depoya su gidiyor. Biraz soğutma yapılıyor. Soğutmadan sonra insanların girebileceği seviyeye geldiği zaman kuyuyu havuza veriyorlar. Gördüğünüz üzere kendi cazibesiyle artezyen bir üretim mevcut. Buradan devam ediyor. Şu boru da normalde açtığımızda simsiyahtı. Ama işte burada inanılmaz derecede kalsiyum karbonat çökelim olduğu için suda havayla temasında o bembeyaz oldu. Gördüğünüz kireç bildiğiniz Pamukkale'nin düşünebilirsiniz. Pamukkale'de zaten karşıda şu beyaz görünen yer Pamukkale. Burayı da görebilirsiniz buradan. Tesisimiz termal göl ve şurada da daha büyük kocaman bir göl var. Burada şu borudan gelen, separatörden gelen su havuza dökülüyor. Havuzda birikiyor. Biriktikten sonra önce bir kısmı yukarıya soğutmak için şu depoya gönderiliyor. Bir kısmı otelin sıcak su ihtiyacını buradan karşılıyor. Otelde hem termal hem de normal şebeke suyunun, temiz suyun yani sıcak ve soğuk olarak mevcut. Yani otel odasında bile termal suyu bulabiliyorsunuz. Şu kanala gelen suyu önümüzdeki separatör yardımıyla mini bir savak yaptık. Bu savaktan geçen suyun yüksekliğinden debisini hesaplıyoruz. Burada da işte savağımızın ölçüleri neticesinde hesapladığımız şu anda 16, 17, 18 giderek değişiyor. Öyle bir debiye sahip. Buradan ölçebiliyoruz. Buradan da kanala gidiyor. Termal tesis olması bakımından reenjeksiyon kuyusu burada yok. Çünkü işi bilenler açısından yine söylüyorum. Termal tesislerde birçok işte ne bileyim gerek hastalıklı insanlar gerek başka şeyler verilen kimyasallar nedeniyle